Merhaba sevgili dostlar, hoş geldiniz. Herkese iyi akşamlar diliyorum. 16 Ocak 2024 saat 20 itibariyle piyasa kapanışını değerlendireceğiz. Hem Borsa İstanbul tarafında hem de özellikle altın tarafında da hareketlilik var. O tarafı da değerlendirelim. Kapak resmini hazırlamadık ama araya sıkıştıralım. Çünkü ABD tahvil faizi ve dolar endeksinde de yukarı yönlü hareket başladı. Fed yetkililerinin açıklamaları geldikçe altında iyimser fiyatlamayı şu anda terse satışını takip ediyoruz. Zaten söylemiştik bunu satarlar diye belirttik. Bundan sonrasını zaten takip edeceğiz. Şimdi Borsa İstanbul'da başlayalım. Ve tabii bu akşam itibariyle kabine toplantısı vardı. Başkan Erdoğan'ın açıklaması vardı. Çok kayda değer bir açıklama olmadı ama SSK ve Bağkur emeklisine zamlar açıklandı. Ek zamlar geldi. İşte %42,6 bakıldığında enflasyona yenilmiş bir emekli yine görüyoruz. Tabii bunların hepsinin enflasyona bir desteği olacak. Yani enflasyonu yukarı yönlü destekleyecek bunlar hareketler. Sürpriz bir durum yok. Zaten bunlar bekleniyordu, söylemiştik. Özellikle Ocak ayı enflasyon rakamlarını Şubat ayında göreceğiz. İyi bir artış da olacak. En az bir 5 puanlık artış zaten banka olması gerekiyor. Borsa İstanbul tarafına geldiğimizde 8.000'in üzerinde bugün itibariyle kalıcılığımız devam ediyor. Bir yükseliş serisi başlatmaya heveslenmiştik. Kısa vadeli burada bugün itibariyle biraz nötr bir hareket oldu. İşlem hacmine baktığımızda 81 milyar TL, dün itibariyle de 93 milyar TL olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Yüzlerin üzerini görmüştük zaten kısa vadede. Böyle böyle toparlanacağız. Yabancı girişinin ufak ufak arttığını zaten takip ediyoruz. Hisse bazlı ayrışmalar var. Bunlar normal. Özellikle enerji tarafında da hisse bazlı ayrışmalar var. Hisse senedi özel bölümünde yapmış olduğumuz analizlerde bir tane hissemizde problem var demiştik. Beklenen haber akışı vardı. Haber akışı gelmedi ama yeni bir kap geldi. Onu da hisse senedi özel bölümünde bugün söz vermiştik. Bir video daha gelecek. Borsada flash hareketler olacak diye. Gesen ve Kontrolmatik hisselerini değerlendireceğiz. Bu akşam bu videodan sonra bu analizde gelecek. Vermiş olduğumuz tarihte. O hisseydi araya katacağız. O hissenin hangisi olduğunu söylemiyorum. Zaten siz biliyorsunuz. Soru cevaplara yarın itibariyle tekrardan devam edeceğiz ama ilk aşama basitti. Buradaki son duruma bir bakalım isterseniz. Finansal hedefler belirlenirken aşağıdaki hedefler hangisi dikkate alınmaz demiştik. Burada %73'lük bir doğru cevap gelmiş. %80 ikinci sorumuzda. Üçüncüye baktığımızda biraz daha düşük buralarda tabii. Biraz hafif zorlayıcı olduğunda biraz soru cevaplar biraz da finansal okur yazarla baskın bir şekilde olunca hemen dökülmeler başlıyor. Arkadaşlar bugüne kadar zaten gördünüz dökülen dökülüyor. Yani bunları sizin finansal okur yazarlığınıza katkı sağlamak için yapıyoruz ama genel itibariyle zayıfız. Şöyle kabaca baktığımızda soruları zaten biraz daha zorlaştırdığımızda bu oran %25, %30'lara kadar inecek ki bunu da zaten burada göreceğiz. Hatta daha aşağılarda inebilir. Katıl butonundan 7. analizimizi yapacağız hisse senedi özel bölümüne. Umarım takip ediyorsunuzdur. İyi sonuçlar alıyoruz ve almaya da devam edeceğiz. Bugün 7. videomuz da gelecek. Katılmak isterseniz katıl butonundan en alttaki hisse senedi özel bölümüne arkadaşlar buyurun davetlisiniz. Borsa tarafında acaba bir 7800 denemesi gelir mi? Bir onay gelir mi? Endişesi var. Yani şöyle bir hareketlilik oluşur mu? Buradan bir onay alır mı diye. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Kısa vadeli çok heyecana kapılmaya gerek yok. Daha önce zaten burada bariz düşen hareketi yukarı doğru kırdık. Sonrasında bir onay aldık. Ha, burada da bunun bir benzerini ya 8150'de yapacağız ya da 8500'lerde yapacağız. 8500'lerde almamız daha sağlıklı olur. Buradan yani gidişimiz bizim normal olmayacak. Çünkü biz normal bir baskılanma, normal bir kar realizasyonu görmediğimiz için ve 2023'ten de iskontolu 2024'de bir devir gerçekleştirdiğimiz için gidişimiz bizim normal olmayacak. Yani seçim öncesi o rally zaten şu görüntü itibariyle başlamış bulunuyor. Söylemiştim de seçim öncesi biz bu baskıyı kırarız demiştim. Öyle de oldu. Şimdi haftalığa baktığınızda arkadaşlar güzel bir bayrak filama zaten sizleri karşılıyor şu şekilde baktığınızda. Şunu kaldıralım kafanız karışmasın. Bunu ister biraz kısa vadeye çekin yani şu bölgeye son iğne salladığı bölgeye. Burası zaten daha makul gibi durur. Yukarıda size burası 12 bin lira kadar bir hat sunar bakıldığında. Bu ne anlama geliyor sorusun arkadaşlar. Burada
Hızlı gidişat. Yani daha önce ne olduysa burada da aynısı olacak ama bu seçim öncesi gerçekleşecek olan bir hareket. Şimdi biraz daha saatliğe geldiğimizde burada tabii kısa vadeli şöyle 5 saat diye geleyim daha belirgin olsun. Şu direncimizi tekrardan çizelim. Şurada arkadaşlar. Şöyle bir baskılı hareketimiz var. Ve minik de bir böyle saatlerde oluşan bayrak flamalar var. Bunlara çok dillendirenler var. Gerek yok bunlar dillendirilmeye. Bunlar zaten olacak. Ha, çalışır çalışmaz çok problem değil. Ki zaten çalışması gerekiyor. Bunlar da kısa vadeli yükselişleri destekleyen hareketlerdir ama işte bunlar günlükçüler yani çorbacılar dediğimiz kitleyi kapsayan görüntüler ama bizim ana hedefimiz buralar olmamalı. Biz zaten yukarıda hedefimizi 12.000, 12.500'lere doğru ilk etapta çevirdik. Ha şimdi 12.000, 12.500'lerde ne olacak? Acaba yeniden bir düzeltme olur mu olmaz mı? Olur arkadaşlar yani olacak. Zaten olmama gibi bir durumu yok. Hatta bunu ilk etapta 9.500'lerde de biraz sarsıntılı ufak bu kadar olamaz zaten de o noktalarda. Yine oralarda da birkaç haftalık sarsıcı düzeltmeler bekliyorum. Çünkü ara direnç seviyeleri var oralarda da. Normal. Dolar bazlı görüntümüze baktığımızda da burada da yukarı yönlü zaten 5. dalga hareketinin içerisindeyiz. Bir silkeleme, bir tuzaklama hareketimiz oldu 4'te gördüğünüz gibi. Bir problem yok. 265 dolar seviyesindeyiz. Yeteri kadar zaten ucuzuz. Borsa İstanbul'da söylenecekler bunlar. Gram tarafına baktığımız o zaman 1960 lira seviyesindeyiz. Aşağı yönlü hareketler var. Söyledik kısa vadeli ufak tefek geri çekilmeler olur. Ama ana bir düşüş beklemiyorum ben. Böyle bariz bir şekilde. Temkinli duruşu kısa vadede devam ettireceğiz. Çünkü burada biraz sıkıntılı bir görüntü var kısa vadeli. Günlükte. Yukarı bozulursa zaten bizim. Ama aşağı yönlü şöyle bakıldığında 1830'lara doğru böyle bir iğnelenmeler olabilir. Çünkü buralarda bir alıcı grupları var. Buraları test etmemiz beklenebilir. Tabii sürpriz durumlarda ise yani ons altına bakacak olduğumuzda burada ise esas mesele burada. Çünkü söylediğimiz gibi arkadaşlar bakın burada anlatılanı biliyorum birçoğunuz kabul etmiyorsunuz ya da sindiremiyorsunuz ama benlik bir durum yok. Yani ben bunu böyle istiyorum diye analiz yapmıyorum. Göstergede bize ne sunuyorsa, ne vaat ediyorsa eğitim amaçlı biz bunu söylüyoruz. Bakın burada son dördüncü tepeydi yaptı yine. Bu da düşük kaldı. Şimdi burada bir baskı var. Bu baskının aşağı yönlü kırılması stopların birçoğunu patlatacak. İlk etapta 1975 doları sonrasında 1930'lara doğru esnecek. Zaten 1930 iyi bir destek hattı arkadaşlar. Bunu belirteyim. Daha önceden de belirttim. Biraz erken belirttik bu seviyeyi ve bekledikçe de geriliyorsunuz farkındayım. Ama yani bunları da dile getirmek zorundayız arkadaşlar. Bakın daha önceki direnç bölgesi şimdi destek konumuna geldi grafiklerde. O yüzden bizi bekleyen destek şu anda 1975. Onun da altında bakıldığında işte 1930'lar hattı karşımızda duracak. Anlaşılmayan bir durum var mı? Yok. ABD 10 yıllık tahvil faizleri garanti liman güvenli liman artık ne derseniz anlatmaya gerek var mı? Toparlanıyor. Kısa vadeli de bir ufak formasyon da oluşturdu burada. Şöyle bakacak olduğunuzda buradan hareketi başlatacak gibi havası var ki zaten genel görüntü itibariyle ABD öncü verileri olsun, enflasyon verileri olsun burayı destekliyordu. Biz de uyarımızı yapmıştık. 4.40'lara doğru arkadaşlar bu hareket gerginleşir ise Fed bir faiz artırımı daha yapar ise İşte burada tabii ABD Merkez Bankası'nın net açıklamaları bekleniyor Powell'dan. Burada sürece dair net mesajlar vermesi bekleniyor. Bir ya da birden fazla yani iki olur da böyle bir sürpriz hareketler olursa bu tahvil faizleri 5.5'lara kadar ulaşır. Bakın bunu söyleyeyim. Dolar endeksinde yine çok güçlü bir duruş var. Bu duruş devam ediyor. 103 seviyesindeydik en son. 103'leri de kırmışız. Burada da yine daha önceki videolarda belirtmiştim. Şöyle bir tobo oluştu ve bu tobo çalışmaya başladı. Şimdi büyük toboya doğru gidiyor. Hedefi 104,5 seviyeleri. Burada da şöyle bir büyük tobo oluşuyor. Muhtemeldir ki oluşacak. Bunun gidişatı işte o zaman sakat seviyelere doğru arkadaşlar ilerleyecek yani. Bunlara çok dikkat edeceğiz bakın. Bu detaylar çok çok önemli.
Tekrardan 108-110 seviyelerine doğru dolar endeksini görme eğilimimiz yüksek. Diğer bir detay ise ve daha önceden verdiğim düşeni takip edeceğiz demiştim. Bu düşenler de kırıldı. Altında da tam tersi gerçekleşiyor ons tarafında. Kısa vadeli fiziki alımlarda altın için acele etmemek gerekiyor. Ons tarafında işlem açıp kapatacak olanlar varsa da sürekli olarak kâr realizesi yapın. Yani pozisyonu biraz uzatayım, biraz daha direneyim mantığıyla ilerlemeyin ki yukarı yönlü pozisyonları teknik anlamda hele hele hiç düşünmeyin derim. Bu benim görüşüm, eğitim amaçlı. Ama kaldıraçtan uzak durun arkadaşlar. Çünkü aşağı yönlü kaldıraça birçok acemi yatırımcımız bizim bulaşmaz. Psikoloji çok farklı bir şeydir ve beynen sizi negatif etkiler. Yani negatif düşüncelere sürükler. Yani açamazsınız yukarı yönlü işlem. Bunu söylüyorum. Açtırmazlar size. Çünkü kazancı hep yukarı yönde siz odaklı olduğunuz için o yüzden kaptırmayın arkadaşlar. Bakın buralar önemli bölgeler. Buralarda bir kere bir öpüldünüz mü sağlam öpülürsünüz. Borsa İstanbul tarafı için de abartılacak bir durum yok. Kısa vadeli buralarda takılmalara ya da dirençlere geldiğimizde aşılacak mı aşılmayacak mı korkusuna bence hiç gerek yok. Bundan sonrasını hazırlayacağız kahvemizi, yaslanacağız arkamıza, sessizce olanı biteni izleyeceğiz. Ve istediğimizde arkadaşlar alacağız diye düşünüyorum. Durumlar şimdilik böyle. Tekrardan hepinize bol şans, bol kazançlar diliyorum. Katıl butonumuzu takip etmeyi unutmayın. Soru cevaplarımıza katılın. Bir sonraki hisse senedi özel analizimizde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.